Şaka Razi'den daha size hepinize merhaba. Bu hafta da yine birbirinden ilginç, birbirinden güzel ve birbirinden değişik konularla, yani şakalarla yine sizlerle birlikteyiz. Siz sevgili ATV izleyenleri, ekranlarınızın başına siz de değerli konuklar, stüdyomuza hoş geldiniz. Şaka Razi için lokanta soymaya çalıştılar. Şaka Razi'nin oyununa geldiler. Çocuklar portakal suyu sıkmaya çalıştılar. Şakacı Mahmut da çocukların suratına su sıktı. Şaka Razi'den iletişim mucizesi. Şaka Razi hapşıra hapşıra telefonun suyunu çıkarır. Şaka zedeler doktora hakim olamayınca doktor idrar şişesini gazoz zannedip içti. Tanju Çolak, Şaka Razi işbirliği, spor programı diye geldiler, Tanju'nun oyununa geldiler. Okan'ın inanılmaz hıncal oluş taklidi yerlere yatırdı. Az sonra az. Kardeşimize de kocaman bir alkış. Ona da. Çünkü sevgili izleyenler, bu akşam yine minik kardeşlerimizle böyle bir muziplik yaptık. Çok da fazla geç olmadan, değil mi arkadaşlar? Sizi hemen eve göndereceğiz. O yüzden hiç hızımızı kaybetmiyoruz. İşte ilk şakamız geliyor. İlk şakamız soygun şakası. Ama yarabbi, soygun şakası. Var mı bir eliniz? Ama yarabbi. Ben Deniz Okan Karacan olarak sokaktan geçen şaka zedeleri öyle bir ters köşe yatırdım ki sormayın. Ne yaptım biliyor musunuz? Abi, beni herkes sanıyor. Sen benim yerime şu lokantaya gidip bu bir soygundur deyip lokantayı soyuyormuş gibi yapar mısın dedim. Abiler de gaza geldiler. Ellerine oyuncak tabanca alıp şaka yapmaya koştular. Tabii ki Şaka Razi'nin oyununa geldiler. Çünkü lokantanın sahibi de müşterileri de hazır adamlarımızdı. Acı gerçeği kameraya el sallarken anlayan şaka zedeleri tebrik ederiz. Mahmut Bey, evet, şu anda ATV Şaka Razi'deyiz ve Mahmut Bey bizimle birlikte işbirliği yapacak ve az sonra bir kebapçıyı soyacak sevgili izleyenler ve inanılmaz bir şekilde şakamızı yapacak. Daha sonra da Mahmut Bey diyecek ki şu anda ATV Şaka Razi'desiniz ve el sağlayacak, olayı noktalayacak, değil mi Mahmutçuk? Ödeyeceğim abi. Doğrudur. Biz onu yapacağız. Şimdi Mahmutçuk, arkadaşlarım sana bir takım palto, silah ve çant verecekler. İçeri girip diyorsun ki bu bir kamera şakası falan, en son söyleyeceksin. Tamam, içeri giriyorsun. Bu bir soygundur. Herkes ellerini havaya kaldırsın. Eyvallah. Ne yap?
Hey durun! Hey durun! Soygundur! Soygundur dedim hemşerim. Git oğlum ya git. Gürültü etme bağırma. Ne gürültüsü ya? Bu bir soygundur soygun. Doldur paraları ona. Paraları doldur paraları. Şşş, sakin ol. Şişko ne yapın? Oğlum çık dışarı ya. Onları, onları. Bak. Çık dışarı çık. Soygununu sıkma. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Aa. Bu delisin lan. Doldur paraları şuna. Şşş, git deli misin? Paraları sen? Doldur. Ne yapıyorsun sen? Paraları doldur. Susun lan. Doldur sana şunu. Şu, üç numaralı masanın hesabını. Büyük hesabını keserim senin ha. Evet, hazırım. Ha, tamam. Hadi tamam. Doldur sana paraları ya. Ne yapıyorsun? Paraları doldur, paraları. Ne yapıyorsun? Bak para, bak sus lan. Paraları doldur. Paraları doldur. Git oğlum ya. Lan paraları doldur diyorum sana. Ya, susun lan. Ne ya? Telefon güzel mi? Beğendi mi? Alo. Sus kız, sus. Ne bak ya? Ha? Ya susana ya. Yok, bazen geliyor, öyle alttan alıyor. Şşşt! Almış, yapma bak. Kes oradan bir parça döner bakayım. Kapat seni de. Sus hemşerim, sus. Tamam abi, tamam. Bırak, boş ver ya. Bırakın kendi halinde oynasın, tamam. Kusura bakmayın, biraz gürültü etti ama. Ne biçim neler yapıyorsun hemşerim sen, ha? O zaman bak ya. Doldur sana paraları hemşerim. Tamam, gönderin. Gönderin tadı da güzel demiş, paraları da olur. Ne yaptın sen şimdi? Kamera çekilsin yaptın. Öyle diyorlar. Abi de ben oynandım biliyor musun? Evet abi. Ben de bir konu soyuna geldim size. Tamam, bana parayı çıkar abi. Tamam bana tutma. Tamam sakin ol ya. Tamam ne istiyorsan yap. Pis çıkıyor. Sen dönerini içeceğiz. Dön. Kaldır elini bakayım. Paraları... Kaldır elini. Geç öyle. Geç öyle. Bak 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 bak. Koy çantayı yere. Kaldır elini. Geç şöyle gel. Adın ne senin? Kaldır elini. Bıraksana çantayı yere. Geç şöyle. Kaldır elini. Kaldır elini. Ne yapıyorsun sen? Soygun yapıyorum abi. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kaldır şöyle. Aç bakayım yüzünü. Yüzünü aç, yüzünü. Ağzın değil, yüzünü aç. Ne gülüyorsun, utanmaz adam. Adın ne senin? Sercan. Ne? Sercan. Utanmıyor musun buraya? İndirin arkadaşlar, ne ciddiye alıyorsunuz bunu ya? Kaç yaşındasın sen? 18. İndir eline bakayım. Var mı üzerinde başka bir şey? Abi bu ATV kamera şakarası. Bir dakika abi. Abi sen bir dakika dur abi. Dur abi, ben ilgilenirim. Abi. Ne abi? ATV kamera şakarası abi. Ne kamerası oğlum? Hani kamera mı var ortada? Kimle dalga geçiyorsun sen? Yat yere. Yat. Yat oğlum yat yere yat. Yat. Güneş tarzı mı? Biliyorsun bu soygunu. Ben artık ulan pis şişik oluyorsun. Kasa ederek bir iş paraları ver diyorsun. Sıkıştığın zaman da diyorsun ki bu bir kamera şakası abi diyorsun. Sana şaka yaptık diyorsun. Neymiş? Sana şaka yaptık. Sana şaka yaptık. Ama unutma ha, el sallatıyorsun. Ya, el sallat. Bol bol el sallasın tamam mı? Hazırız değil mi arkadaşlar? Bir, iki, üç. Bu suyu söylesin. Hadi bakalım abi. Öyle geç. Bu bir soygundur. Şişko ölmedim. Çıkar paraları. Tamam ya sakin ol. Bu bir kamera şakasıdır el sallayın. Kaldır elini. Tat 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 tat. Kaldır. Bırak. Bir soygundur. Bırak tamam anladık anladık. Soyguncuyum. Arkadaşlar aradınız mı polisi? Utanmadan gidiyor adamdaki pişkinliğe bak ya. Ya kardeşim soyacağım zaten dükkanı. Çocuk mu kandırıyorsun elinde oyuncak tüfekle? Ne yapalım? Gerçeği yok. Sahtesini aldım. Söylesin bunu. Aç. Aç yüzünü aç ya. Açma. Aç o yüzünü aç. Bırak. Niye açmıyorsun yüzünü? Yat, bak. Yat yere bak. Yat yere yat. Yatsana kardeşim. Ne oldu?
Abi polisi arıyor buradan. Ha? Polisi arıyor buradan. Niye? Niye polisi arıyorlarmış? Niye polisi arıyorlar? Ne bileyim. Çünkü ATV şaka razısın. Biz sana şaka yaptık. Neyi sallar mısın? Beraber. Evet, bu haftaki kebapçıyı soyan arkadaşlarımız gelmemiş galiba. Ha öyle mi? İçeri mi aldılar kebapçıları soyanları? Neredeler? Efendim bakalım şimdi sırada ne varmış? Allah! Siz portakal suyu mu sıktınız bu hafta? Ne yaptınız? Ha? Hatırlayanınız var değil mi arkadaşlar? Efendim ne yaptın? Portakal sıktım. Portakal sıktın. Aslında portakalı biz sıktık ama neyse sen sıktığını zannediyorsun herhalde öyle mi? Evet. Ne oldu o gün anlat bakalım bir. Kafama şuştadı tılsımına. Aynı dediği gibi oldu minik kardeşimizin. Evet portakal suyu sıkmalarını rica ettik minik kardeşlerimizin ama bakalım nasıl portakal suyu sıkmışlar. Alkışlarla portakal suyu şakası. Geldi işte şaka. Şaka geldi. Şakarazi bu hafta Derya Anaokulu'na misafir olarak minik kardeşlerimize portakal şakası yaptı. Bir adamımızın eline su tabancası verip odanın içine sakladık. Sonra da çocuklardan önlerindeki portakalları sıkmalarını istedik. Odadaki adamımız portakalları sıkmaya çalışan çocukların yüzüne gizlice su sıkmaya başlayınca minik kardeşler neye uğradıklarını bir şaşırdılar bir şaşırdılar ki sormayın. Bugün çok özel bir gün biliyor musunuz? Ya. Bugün ne yapacağız dersiniz? Portakal sıkmayı öğreneceksiniz. Sena sen bugün evde portakal suyu mu içmiştin? Evet. Peki kendin sıkmayı biliyor musun? Sıkıyorum. Ben söyleyeyim değil mi şimdi? Bakın portakal alıyoruz. Böyle bastırıyoruz. Çok sulu portakallar ama. Onları sıkın. Tamam mı? Tamam. Hemen geliyorum ben. İlk önce ben. Çok sulu yalnız dikkat edin tamam mı? Tamam. Öyle sıçrayabilir. Yeter. Öpte hep benim gibi sıkın. Gördün mü? Ben şuraya sıkayım diye. 3, 2. Hı. Şimdi ben de sıra. Kaş burada. Ne oldu be? Şurada. Sıçradaki. Niye sıçradı? Bu
Sen bu bu. Biz aşağıda ellerimizi yıkayacağız. Sıçrası nerede yapımıza? Yeter sıktı. Bak sen ne kadar çok sıkmışsın. Ya böyle ama işte içlerinde sular var. Bana sıçradı. Bana da. Çabuk ol. Neden? Böyle. Burada 50 saat kalamayız. 50 saat mı? Evet. Neredeyse 50 saat olacak. Annelerimiz gelecek. Servis gelecek şimdi. Şimdi haberin yok ya, baksana. Ap akşam oldu. Ap akşam oldu. O yatıyor. Ne? Oradaki. Hangisi? Oradaki. Hangisi? Orada. Anlatacak mısın bize o gün neler oldu öyle portakal suyu sıkarken? Ha canım? Şey, heh. Yüzüme portakal suyu evden şey su geldi, tabancalı su. Evet, acı var mıydı? Yoktu. Peki, teşekkür ederim. Sen neler söyleyeceksin bize ha? Ne oldu portakal suyu sıkıyordun? Öğretmenlerine bakma. Hı? Konuşmayacaksın. Peki var mı konuşmak isteyen arkadaşlar? Olayı anlatma. Sen mi? Sen anlat bakalım. Babam meyve suyu yıkarken birazım mı geldi böyle meyve suyu eşini geldi battı ben de böyle yaptım. Tasırdım işte. Bütün olay o yani. Diyorsun ki konum böyle noktalandı. Nasıl şaşırdın? Beraber şaşırdın. Ben de. Nasıl şaşırdın? Böyle mızık aldım böyle armut çıktı. Armut çıktı ha? Peki nasıl şaşırdın, beraber yapalım. Ben ondan sonra gözlük çıktı. Gözlük çıktı. Gözlüğü şimdi gördün. Şimdi yapma bana Allah aşkına. Peki bir daha bir yapalım, o nasıl şaşırdın? Beraber şaşıralım. Ama ben de burada... Anladım, inatla şaşırmayacaksın. Peki alkışlıyoruz arkadaşlar. sizler de o gün oradaydınız herhalde değil mi? Biz çocuklarla birlikte çok eğlendik gerçekten. Evet. Onlar da memnun oldular bundan. Biz çok teşekkür ediyoruz size öncelikle. Ediyoruz. Yuvanızı bizim ekibimize açtığınız için. Biz teşekkür ederiz. O gün neşeli bir gün geçirdik çok böyle. Çok güzel, eğlenceliydi. Kırılan sıkılan hiç kimse bir şey yok yani. Yok. Aramız iyi herkesle yani. Herkesle iyi. Peki çok teşekkür güzel. Ediyoruz. Teşekkür kocaman ederim. Bir alkış. Çok merci. Evet. Abi şu an telefon var. Nasıl olur demeyin. Bizim telefonumuz hapşır. Evet. Telefon bakıyor, bakmaya diye böyle bir şey yapıyoruz, bırakıyoruz arkadaşlarımızı. Gelen sağ olsun arkadaşlar telefonlara bakıyorlar. Fakat karşı taraf hapşırınca birdenbire bakıyorlar yüzüne. Yani hakikaten hapşırıya geliyor, nasıl geliyor bakalım hem birlikte seyredin. Alkışlar!
sefer de şaka telefonuyla şaka zedelere şaka yaptık. Bir telefonu aldık, kablosunun yerine hortum yerleştirip ucuna da ahizeyi gizledik. Şaka zedeleri iş görüşmesi için ofisimize çağırdık. Amacımız gelen şaka zedelere telefon açıp hapşırmaktı. Ama şaka razi bir hapşırdı, bir hapşırdı ki telefondan şaka zedelerin yüzüne ilk söylemesi sular seller aktı. Şöyle oturun arkadaşım. Evet. Yok, bir arkadaş geldi. Evet. İsim neydi? İbrahim. İbrahim Bey, evet. Adı Tekin. İbrahim boy ne? 1.81. 81. Başlar. Kumral. Kumral, evet. Tamam. Sen. Şu kameraya bakıp bilmiyorum. Günlerden olursa beklesin biraz. Tamam. Veya biraz sonra. Tamam. Alo, merhaba. Ali orada mı acaba? Ali Bey, 5 dakika sonra arasını söyle. Avşu! 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 Efendim. Alo. Efendim, buyurun. İyi günler. İyi günler. Ali Bey orada mı acaba? Bir saniye, kendileri az önce çıktı. Avşu! Avşu! Kusura bakmayın, dışarıda çok... Soğuk var. Grip olmuşum herhalde biraz da. Hı. Böyle yakalandım. Durmadan. Hapşı. Yalnız masaları batırıyor mu? Masaları. Nasıl batırırım masaları abi ya telefondan? Abi hapşırırken ağzına serpa koy da su tabure geliyor. Hapşı. Tavanı da ıslattın abi ya. ATV mi acaba? Evet. Şey Ali Bey'le gül. Avşu! Avşu! Alo. Nasıl ya şu teknolojiye bak, nasıl düşünmüşler? Avşu! Kusura bakmayın, hastalanmışım biraz da konuşamıyorum. Alo. Bence siz önce Ali Bey'le görüşmeden doktora uğrayın beyefendi. Evet. Batırdın ya. Baksana abi. Ya sakın başka yeri arama ya. Nasıl neyse ya? Ne yapıyorsun sen? Efendim. Alo. Buyurun. İyi günler. Buyurun. Ali Bey orada mı acaba? Bir yere kadar gitti. Birazdan gelecek. Barçın. Barçın. Kusura bakmayın. Biraz hasta olmuşum da. Öyle mi? Bir saniye hapşırma. Allah'ını seversen. İki dakika hapşırma ya. Ya iki dakika hapşırma, dur. Hapşır. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Hapşır, hapşır. Hapşır. Tamam, iki saniye bekle. Ya abi bu nasıl telefon? Evet, ayaklar orada. Evet abi. Abi evet. Dinle ya. Evet, Turul abi. Turul'un yanındayım şu anda, evet. Abi konuşma. Hangisi? Da bu hapşırıyor bak. Şuraya mı abi? Tamam. Durul onu kapıyorsun. Kapatıyorum abi. Şu cama bakıyorsun. El sallıyorsun oraya. Ne abi bu? El sallıyorum bu şey. Tamam. Kamera şaka. Ya işte böyle. Bizim telefon hapşırırsa böyle olur sevgili izleyenler. Şimdi sırada kim var? Konuğumuz geliyor. Ama tabii o güzel alkışlarınızla kim geliyor? Kim geliyor? Tanju Çolak geliyor! Tanju Çolak!
şey sorma inatçısın. Yeter artık sorma susar mısın? Beni başkasına sorma. O canına düşüp aldanacağım uzanına. Düşüp aldatacağım inadına. Senin olmaya açarım. Ah çok yalvarım beni kızdırma. Yanarsın hem de batarsın. Ne kadar boşsun ama çok boşsun. Gözün doysun seninki hiç gözü doymaz. Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz. Seninki kimseyi sevmez, aşkı bilmez. Hiç gözün doymaz. Seninki hiç gözü doymaz. Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz. Kimseyi sevmez, aşkı bilmez. Tavcı! 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 Armağan olsun onlara. Biz abi sektirirsin diye bekledik ama. Ha? Sektirmeye mi geldin? Evet. Çok sektirdik ama. Çok sektirdin. Değil mi zamanında? Evet, kocaman bir alkış Tanju Çol'a. Hoş geldin abi, nasılsın? Sağ ol canım, sen nasılsın? Sağ olasın, çok maalesef. Biz dedik ki hani bu hafta bizimle birlikte işbirliği yaptın. Böyle şakalar falan yaptın. Hani böyle yalancısın, malancısın. Yani bu hakikaten uyum sağlamadı. Verdiğim bütün sözleri yerine getirdim. Banu gibi değildim en azından. Diyorsun ki ekibe ben de şaka yaparım öyle mi? Yani siz de yaptınız, ben de yaptım. Ben de yaptım. Peki ilerleyen dakikalarda bunu sevgili izleyenlerle de paylaşacağız. Tanju sağ olsun bizim ekibimize de şaka yaptı ama biz görüntüleyemedik. Olsun önemli değil, burada şimdi detaylarını anlatacağız sevgili izleyenlere de. Abi senin şakaya geçmeden önce bizim daha önceden yapmış olduğumuz bir şakamız var. Bilmiyorum Pınar Dişekeri dinliyor musun? Yani. Aha, Pınar'la bizim yapmış olduğumuz bir şaka vardı. Aklıma o geldi böyle köpek maması falan. Hayvanlarla mayvanlarla ilgili. Diyorum ki bir o şakaya bir istiyorsan bir göz atalım. Ondan sonra senle yaptığımız şakayı bakalım. Senden bir hınzırlık bekliyorum yalnız onu da söyleyeyim ekipten. Yok yok. İçeride bir şeyler dönüyor ama inşallah. Vallahi hiçbir şey yok. Yok Banu'dan bekliyorum. Yok sadece Banu'nun cep telefonunu geri alsak yeter yani. Başka... o bir soru işareti. Hal ve hareketlerine göre. Evet. Başka birinin telefonu da alabilirim içeriden. Yani diyorsunuz ki ekip telefonu... O kadar çok yapımcınız var ki. Ah teşekkür ederim çok merse. Zengin bir programımız. Çok zengin. Yani. Evet bakar mısınız değil mi? Değil mi? Köpek maması reklamı çekiyoruz diye oyuncu adaylarımızı stüdyoya davet ettik. Bekleme odasında Pınar'ın vahşi köpeğinin paraladığı arkadaşımızı gören şakazedeler doğal olarak şöhret olmaktan vazgeçtiler. Nasıl çalışıyorsunuz arkadaşlar? Basit zaten. Ha? Kolay. Vallahi ben heyecanlıyım bakalım. Ben şu sete bir bakayım hazır mı diye içerisinde. Size alalım. Tamam. Siz böyle gelin. Tamam. Bir 5 dakika sürer. 5 dakika sonra siz de alacağız tamam. Siz ama metne çok iyi çalışmanız gerekiyor. Tamam? Benden biraz uzak tutun ama ben korkamam. Köpekten korkuyorsan. Korkabilir ama o problem değil ya. Bunu hallederiz. Önce değişelim, önce değişelim. Abi biraz çeksene abi bak. Sırtı hep hayvan ya. Abi çekin şunu ya. Gözünü seveyim ya. Abi çekin ya şunu. Ben korkarım. Fazla bir şey abi değil kolay ya. Abi kolaya getirin ya. Bir şey yok bunda oğlum baksana. Olur bu hayvan ya. Bir kere ısırdı ya. Ya abi. Geçen var mı kolaya getirin şu an? Yok mu? Abi yok böyle reklam mı olur ya? Ne olacak canım bir kerelik ısırıktan? Koca hayvan ya.
Çocuğun bacağını kaptı ya. Bırak ya. Ne biçim hayvan bu abi ya. Hiç terbiye veren yok buraya. Abi kapıdan uzak dur da şunu çek kendime de. Kola. Abi köpeği çeksenize. Abi parçalar oğlum ya. Köpeği çeksenize. Abi parçalar oğlum ya. Yani yaparım da. Emin misin? Yani çok önemli çünkü akşam var. Köpeğe bakayım mı? Ben bakayım. Ya bir bakayım kaparız. Pınar Hanım'ı çok seviyor. Pınar Hanım getirsin. Ya bana bayılıyor. Hayır yok getirmesin ben buradan bakayım. Ben yok yok getirsin. Kucağımda tutacağım. Olsun. Canım yok, kucağımda merak etme yap gel bak. Şöyle dur. Arkadaşlar gel. Ya abi şimdi parçalamasın beni ya. Gördük adamın halini. Şundan korktu biliyor musun? O adamın hali neydi öyle? Yani korktu çünkü gel bak. Aa sırtın vurtun her yerin kan olmuş abi ya. Abi. Ya ciddi söylüyorum buydu bu. Bak abi. Ya abi yapma şöyle ya. O adamın hali neydi öyle? Abi. Fevkalade. Vallahi. Çok güzel. Bundan sonra söz veriyorum. Bu programı seyredeceğim. Teşekkür ederiz abi. Seyretmedin kabahat sen. Çok büyük bir kabahat işlemişim. Evet. Diğer programı seyrediyorsun ama bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Hayda. Hayda. O çok güzel. Peki teşekkür ederiz. Şimdi sırada bir de yine tabii senin şakan çok önemli abi ama biraz heyecan böyle tansiyon artsın iyiceni istiyorum. Bir şeyler hocam ben de bir şeyler bekliyorum. Hadi bakalım. diyoruz ki ondan önce istiyorsan abi bizim bir idrar şakamız var affedersin. Bir laboratuvara gittik tahlil laboratuvarına. Orada doktorumuz ılamur istedi. Fakat ılamurla zannediyorsan portakal suyu yanlış hatırlamıyorum ama onunla karıştırınca idrar tahlili biraz ortalık da karıştı galiba. Böyle bir şey başına gelse ne olurdu abi? Yani kabul edemezdik herhalde. Bir şeyler olurdu. Ay bir de içtiğini düşün. Yani içmiş olmuş olurduk bir kere. Ondan sonra da içlerine güzellik yapardık. Evet. Bizim doktora biz bir güzellik yaptık işte. Hep güzel. Beraber bir seyredelim bakalım. İdrar şakamız geliyor alkışlarla. Doktor ve hemşire kılığına giren ekibimiz doğru laboratuvarın yolunu tuttu. Önce idrara benzeyen sarı gazoz hazırladık. Daha sonra hemşire masanın üzerine koyduğu gazozu orada bekleyen şakazedelere emanet etti. Ne olduysa hemşire gittikten sonra oldu. Gelen doktorlar bir dikişle sözde idrarı içince şakazedelerin yapacak tek şey kaldı. O da şakarazinin oyununa gelmek. İşte karşınızda şakarazi şakası. Oradan söyleyin de bana bir ılımur getirsinler. Sakinler çıkın bir odaya girin bana. Ben de güzel tahlilini bırakıyorum. Dikkat et bir şey olmasın. Doktor bey canımı okur. Ben şimdi geliyorum. Çok dikkat et ama. Gel uğraşma oğlum. At ya. Ne bu ya?
ılımur değil mi? Ağzını yıka ya, ağzını. Ne abi, ılımur değil mi bu? Yok kardeşim ya. Ağzını... Ne bu abi ya? İşte bir yoksa. Yok, ağzını aldı ya. Ağzını yıka ya. Abi niye ağzını yıkıyor? Ilımur değil mi bu ya? Yok ya. Ne bu? İdrar kardeşim. Allah! Ay, midemi fena yaptı abi. Küçük de gülüyor böyle. Çok teşekkür. Güzel. Yok, ben saate bakıyorum. İlk 25 dakika dedin. Yaklaşık 35 oldu. 35 oldu ama yok canım. Programın süresi zaten. Şimdi sırada hakikaten bak burada da öyle yazıyor. Tanju Çolak'la tartışmalı pozisyonlar uygulamalı demişler. Arkadaşlar yazmışlar. O gün ne yaptık abi? Anlatabilir misin sen? O gün neler yapmadık ki? Yani, ATV'yi çağırdık önce seni. Evet, Banu Hanım aradılar. Evet. Hiç tereddütsüz yarın buraya geliyorsun. Oynar mısın, oynamaz mısın, dener misin, hiç seyrettin mi? Yok, yarın bekliyoruz. Kendine güveniyor, inanıyor ya. Neyse geldik biz. Böyle bir operasyon, böyle bir oyun oynamamız gerektiğini anlattılar. Yapar mıyız, yapamaz mıyız diye düşündüm. Evet. Gerçekten. Ama sonra baktım ki güzel, benim de hoşuma gitmeye başladı. İlk başlarda biraz konsantrasyonumu bozdum, evet. Güldüm ama ondan sonra Mecit de çıkınca ortaya Aykut'la beraber çok daha şey oldum, motive oldum. Bir de canlı yayına Öncel Uluç bağlandı galiba değil mi? Oo, pandikleme güzeldi. Evet hocam, pandik olarak değil mi? Bir yapar mısın onu lütfen? Tabii yaparız. Sağ ol canım, teşekkür ediyorum. Yanaklarınızı görüyorum canım benim. Peki şimdi o zaman sırada şakamızı seyredelim. Tanju Çolak'la yaptığımız şakayı. Daha sonra arkadaşlarımızla da konuşacağız. Alkışlarla Tanju Çolak şakası. Rekasi, Falsolu. Şut ve gol! Şut ve gol Tanju! Kral durdu durdu burada. Tanju da kralları yapıyor. 1-0 yapıyor. Karşılaşmanın 2. dakikası. Tanju'nun golü. Şut ve gol! Gol! Tanju'dan
Altın ayakkabı adamı Tanju Çolak, Şakarazi ile ortaklık yaptı. Tanju Çolak'ın sunduğu spor programına geldiğini sanan misafirler aslında Şakarazi'nin oyununa geldiler. Ben Deniz de telefonda hıncalmış taklidi yapınca ortalık şakadan inledi valla. Şakazedeler bir havaya girdiler ki sormayın. Kral Tanju ve Hıncalıç maç yorumu yaptı. Şakazedeler gollere sevimli rolü yaptılar. İşte kral, işte şaka. Şimdi biz önemli bir proje aldık UEFA'dan. Türk Futbol Federasyonu'na sunulmuş. Türk Futbol Federasyonu da ATV'ye bu programı çeker misiniz? Amaç eğitmek, öğretmek. Biz bugün burada olan hareketleri hemen formaları giyinerek giysiz giyeceksiniz ve burada oynatacağız yukarıda rejiye. Onları size yaptırmaya çalışacağız. Eğitici bir program amaçlıyoruz. Bunu yapacağız. Doğru mu? Evet, doğrudur. Sonuna doğru gidiyoruz. Evet. Şu hareket çok önemli. Tamam. Bu. Bu. Evet, anlaşıldı. Yaklaşık bir 30 saniye birbirinize konuşuyorsunuz. Sonra sen ona bak. Yapıyorsun ve düşüyorsun. Başla, gel. Gel. Top yok ortada çünkü. Konuşun ama birbirinize. Konuşun. Tabii. Tamam. Evet, sonra ne oluyordu? Dur. Olmadı. Gerekirse o pozisyonda duracaksın. Son kez. Son kez. Evet. Evet. Hadi güzel. Düşme hemen. Tamam. Güzel. Bu güzel. Telefonumuz var. Evet. Alo. Evet. Hocam iyi akşamlar. Ben diyor. Öncel bana. Öncel hocam iyi akşamlar. Saygılar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Saygılar canım. Sağ olun. Önce bu iki güzide arkadaşımızı tebrik ediyorum hocam. Bandik olarak biraz önce ilk pozisyona gelirsek eğer yönetmenden rica edeceğim. Top yere bakalım. Evet, güzel. Dur. Topu tut ama. Topu tut. Böyle kal, böyle kal. Şimdi diyelim sen Trabzonlusun, sen de Galatasaraylısın. Neler hissediyorsun çocuklar, anladın bakalım şimdi böyle pozisyonda. Evet arkadaşlar. Ne hissediyorsun? İkili mücadele. İkili mücadele. İnandırıcı evet. Olalım. Kaldık evet. Böyle. Yavaş yavaş ağlar, slow boyunda. Daha yavaş. Birden hızlanıp düşsünler. Evet şimdi. Burada şöyle bir durum var. Eğer bu arkadaş bunu adamın burnunu sıkarsa, nefes almasını engellerse kırmızı kartı yer çıkartacak. Tabii gerçek hocam. Zaten burada diz hareketi de poponun üzerinde duruyor farkındaysan. Bakayım hocam bir göremiyorum. Ben açalım bakalım. Evet. Aynen bu. Burada var hocam. Biraz ayakta olursa. Biraz bilet ayağını kaldırır mısın? Ayağını kaldır Bülent. Öbürünü lan öbürünü. Şimdi bak burada işte kırmızı kartlık bir pozisyon yok bu durumda. Elini şimdi burnundan çıkartıp kulağını sokar mısın parmağını? Kafayı çevirme hocam. Kafa bize dönsün. Kafa bize dönecek. Şimdi Tanju. Evet hocam. Arkadaşlar bir hızlı mücadeleye girsinler. Bir saralım bakalım. Sona doğru görüntüyü. Sarıyoruz şimdi hocam. Buyurun hocam. Oynayın hocam. Siz devam edin. Evet şimdi. Evet. Hızlı. Çabuk düş. Kalk hemen. Aynı pozisyona. Evet. Şimdi bunu bir ağır çekim zehre benim Tanju. Burada daha iyi anlayacağız. Fatih'e bak be. Karpuz. Ayaklar güzel Fatih. Çok mu çeksin hocam? Hocam güzel güzel şort falan yakışır. Sağ ol hocam. Yat bakalım tavut üstüne. Hocam köprü pozisyonu değil yat ha. Yat. İn aşağıya babacım. Evet kafayı bana çevir. Bak bakayım bana. Bana bak. Bakıyorum. Kameraya bakacaksın oğlum bana bak. Buraya. Burası kamera. Ama Davut biraz ciddi performans. Şu ana kadar muhteşemsiniz ikiniz. Hocam performanslarından memnunsun değil hocam, mi? Hocam ne diyorsun sen? Daha 30 bölüm gider bu çocuklar. Galatasaraylı Hakkı arkadaşımız Beşiktaşlı Mesut'un kolunun arasına girmiş. Sanki künde pozisyonu. Evet ya indir onu. İndirdin onu aşağıya. Çık sen şimdi üstüne.
çektim işte. Evet hocam. Şimdi işte bu pozisyonda sarı kartı gördüm. Mesut. Efendim hocam. Biraz sinir mi var sende? Niye titriyorsun? Yo biraz durdum öyle hocam bir şeyde. Ha bir şınav çek kasta bakalım. O pozisyonda bir şınav çek bakalım. Şınav. Evet. Şimdi bu pozisyonda işte bakın gördünüz mü? Eğer arkadaş, futbolcu arkadaş idmanlı olsa bak çek güzelim. Gördüğünüz gibi temas yok. Burada faul yok. Seni gösterdim bakalım arkadaşlar. Gol sevinci istiyor hocam. Ah gol sevinci. Hıncal hocam bu gol sevincine de çok kötü taktınız. Hocam bak şimdi Beşiktaşlı futbolcu Galatasaraylı futbolcunun üstüne atlasın. Ağzın Fatih kucağına Davut'u. Gol sevinci. Al bakalım kucağına. Gol sevinci. Gol attı. Şimdi bak. Davut gol attı. Diyelim ki Davut kaleye doğru ilerliyor. Ayağında top ilerliyor. Vurdu ve gol oldu. Gol! Süper hocam. Hadi. Hadi. Babalara bak. Buyur. Kaldır. Kaldır. Birinizi kaldır. Sevinç. O yüzde o sevinci. O heyecanı yaşamalıyız. Böyle mi gidiyor insan? Bu ne? Doğru söyle Davut. Yaptın doğru mu? Doğru değil abi. He? Bu o sevinci bir yaşat. Şimdi futbolcu gol attığı zaman Fatih. Biliyorum. Mutluluk o yüzündeki kan damar filan çatlıyor ya. Hadi ha. Hırslı ya. Başla. Evet şimdi. Harika. Harika. Bu işte ya. Bu. Biz bunu istiyoruz arkadaş. Harika. Dur. Gülme yok. Hocam bu daha var mı hocam? Arkadaşlar gülmeden daha ciddi bir şekilde. Ama hocam bizim unuttuğumuz bir şey var. Evet hocam. Ya gol hocam müsaade etti gülsünler. Gol attılar. Doğru söylüyorsun hocam ama biri tırıldı. He orada yakaladım hocam. Dut ama bak şuralardan tutacaksınız abi. Boy mu yapıyordu hocam? Gel ayağını bırak abi biraz. Gündür. Ha. Evet. Yavaş. Ağır. Evet. 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 Buluşma geliyor. Al kucağına. Al kucağına. Hocam bu çocuklar gol atmış gibi değil de böyle evde sanki yemek bulamamış gibi bir halleri var ya. Yani. Formayı kafasına geçirsin arkadaş. Ondan sonra final yapalım. Öyle var. Onu yap. Ne istiyorsun onu yap ya. Hadi, hocam, hocam. Hocam gol attı gol. Gördün mü? Yok görmedim. Yap hareketini getir bakalım. Yap. Tebrik ediyoruz hocam. Gördün mü? Kaldırın bakayım çocuklar. Kaldırın elinizi. Kaldırın elinizi. Şuraya sallayın elinizi. Sallayın bakalım. Neredeler Tanju? Nerede oluyor musun? Şaka abi. Vallahi hocam ben seni tebrik ediyorum hocam. Bundan dolayı. Hangi konuda hocam? Hakikaten Tanju'cum güzel pozisyonlar. Aslında baştan bir daha alıp böyle ağır ağır oynatmak lazım hocam. Çok doğru hocam. Ama çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Rica ederim. Çok senin olmak olmuş. Da büyük keyifti benim. Ama şimdi daha böyle burada bitirmiyoruz. Arkadaşlarımız burada alkışlarla onları buraya alıyoruz. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Merhaba. Nasılsın? Hadi bakalım. Tamam. Böyle alalım sizi arkadaşlar. Davut, koltuğumuza. Yerimiz. Tamam öpüşmemize çok fazla gerek. Ben sonra hepinizi öpeceğim. Siz merak etmeyin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oturun buyurun oturun hemen. Ben de size şöyle mikrofonu vereyim. Sıcak mıyız? Sar sar. Sen çok de öbür boça geç güzelim. Evet. Şimdi arkadaşlar o... hemen baştan başlayalım. Ne oldu? Bir çağırdılar seni. Mikrofona doğru ama. Çağırdığa gittik. Evet. Tanju abi diye programında canlandırma yapacağız. Hı-hı. Tanju abinin bize dediklerini yaptı. Sonra Hıncal Uluç bağlandı. Evet. Ondan sohbet. Tanıştınız Hıncal Uluç'la da. Hıncal Uluç siziz herhalde. Ben mi? Eyvallah. Ondan sonra işte hareketleri falan yaptık. Şaka olduğunu söyleyince biraz şok oldum. Şok oldu. Hiç beklemiyordum tabii. Bir başa bir sona falan alıyorduk değil mi? Tehlikeli evet. Pozisyonları. Yavaş, ağır çekimle. Evet. Hiç bekliyor muydun peki Tanju abinden böyle bir şey? Yok. Eyvah. Sayende. Sayende. Peki sen de ama gözlük yoktu galiba sende değil mi? Zorla çıkarttı. Var mıydı? Sonra mikrofona ha. Tanju abi zorla çıkarttı. O gün Tanju abi bize dedi ki, ben de böyle bir program hazırlıyorum. Hı. ATV iki tane eleman lazım işte. Sizin de fiziğiniz düzgün. Yakışırsınız falan.
Biz Tanju abi bizi o biçim havaya soktu. Eyvallah. Ondan sonra bir baktık sen çıktın. La 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 gol. Peki çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar size. Ama buraya kadar geldiniz. Ben size Konica'dan fotoğraf makinesi armağan ediyorum. Şöyle size takdim edeyim. Şöyle birer tane. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah içim unuttu. Buradan da çimdilik yapıyorum. Bak şimdi. Tamam oturmayalım hadi. Gel gel. Hayır bir tanesini ben sana ayırdım abi fotoğraf makinesi. Kardeşlermiş o yüzden. Olsun. Diyorsun ki. Onlara yakışır. Onlara mı yakışır? Peki o zaman Konica'dan fotoğraf makinesini arkadaşlarımıza veriyoruz. Tabii alkışlarla çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ ol. Peki abi ben de sana çok teşekkür ediyorum. Sen neler söylemek istersin bu akşam? Böyle güzel bir akşam geçirdik. Ben samimiyetle itiraf etmek istiyorum ki ben programı seyretmemiştim. Evet. Bu haftadan itibaren. Herhalde onun bir koliği olacağım. Genelde eve gittiğim zaman hep zaptingleri spor kanallarına yapıyordum ama bundan sonra zaten sabahları haydayı seyrettiğim için hayda oh 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 bundan sonra bundan seyredeceğim. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Maalesef sevgili izleyenler bu haftalık da bu kadar. Haftaya yepyeni şakalarla sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. İyi akşamlar. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.